Merhaba arkadaşlar, KriptoCoin Çarşısı'na, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün Dogecoin ile ilgili bir videoyu çekmek istedim. Dogecoin yatırımcılarımız oldukça yoğun, oldukça fazla. Bunlar için şöyle ya da merak edenler için şöyle bir Dogecoin videosu hazırlamayı düşündüm arkadaşlar. Evet, Dogecoin'de bu ay neler gerçekleşti? Ve neler oluyor, neler olacak? Şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Evet, tabii grafik incelemesinde yapacağız Dogecoin'in farklı indikatörlerle bakacağız arkadaşlar. Fibonacci seviyelerine, düzeltmelerine de bakacağız. Ama Dogecoin için şunu da söyleyebilirim. Dogecoin her an sert bir tepki yükselişiyle karşı karşıya kalabilir. Buradan bunu da belirtmiş olayım. Peki, bu ay neler oldu arkadaşlar? Şöyle bir göz atalım. 1. Dogecoin milyoneri Glauber, Dogecoin'in neden en iyi kripto para birimi olduğunu Superman örneğiyle anlatmıştı. Bunu zaten gördük. Bu ay bu 1. Hepsini tabii ki getirmeyeceğim ekranlarınıza. Çünkü o zaman bir saate bitmez arkadaşlar. Onun için kısa bir Doge videosu hazırlıyorum. 2. Britanyalı gençler %45'lik yatırımını Bitcoin ve Dogecoin'e yaptığını da yine bu ayki tweetlerde açıklamıştı arkadaşlar. Musk, Elon Musk, Dogecoin'i Bitcoin ve Ethereum'dan daha üstün hale getirmek için geliştiricilere özel yönergeler sunuyor. Bunu da bu ay paylaşmıştı arkadaşlar. Bunun haberini zaten size vermiştik daha önceden. Şöyle bakıyoruz. Yine Elon Musk esprili bir dille Tesla'nın Doge üretebileceğini söylemişti. Diğer bir taraftan da bir Dogecoin hayranı ne yapmıştı arkadaşlar? Bütün servetini, mülkünü Dogecoin ile alana %10 indirim yapacağını duyurmuştu. Son birkaç gün önceki bir tweette ise Burger King Brezilya Dogper isimli mama için Dogecoin kabul edeceğini bunu 28 Temmuz'da açıklamıştı. Biz bunu zaten size haber olarak bildirmiştik arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim Doge ile ilgili yorumlarımıza, düşüncelerimize. Tabii ki bazı analistler de söylüyor arkadaşlar, Doge diyor Mars'a gidebilir, uzaya çıkabilir, aya çıkabilir. Bu seviyeler çok önemli. Biz de bakalım neler varmış. Evet, popüler altcoin Doge yükseliş piyasası ile birlikte hareket ediyor arkadaşlar. Dogecoin son 10 günde %45'lik bir büyüme yaptı. 18'lerden 19'lardan 21'lere kadar çıktı arkadaşlar. Değil mi? Peki daha ne olur bu Dogecoin'de? Şimdi şöyle Dogecoin tekrar yavaş yavaş yükselişini devam ettiriyor arkadaşlar. Yılın ilk günlerinde kripto dünyasını kasıp kavuran ünlü meme coin Doge şimdi bir kez daha yükseliş eğilimine giriyor. Bu sefer Doge küresel ilgiyi tetikleyen boğalarla birlikte arkadaşlar. Diyoruz ya ralliler gelecek, boğa piyasası var. Kendini konumlandırıyor, böyle yavaş yavaş konumlandırıyor arkadaşlar. Tabii ki burada anlattıklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemeli. Bu benim naçizane görüş ve düşüncem. Bir, ikincisi de çok terste kalan arkadaşlarımız var, yatırımcılarımız var. Doge ile ilgili, Dogecoin ile ilgili olumlu, olumsuz yorumlar var. Onun için bir şöyle inceleyelim dedik arkadaşlar. Sonuç olarak traderler ve yatırımcılar artık meme tokeninin yakından izliyor arkadaşlar. Çok yakından izliyorlar. Buradaki grafikte de Doge'yi görüyoruz. Bu yıl Mayıs ayından bu yana sürekli bir fiyat düşüşü yaşandı arkadaşlar. Spesifik olarak da kripto para Mayıs'tan Temmuz'a kadar neredeyse %80'lik bir fiyat düşüşü yaşadı. Bunda herkesin kaybı oldu. %80 gibi 75-80'lerde. Gerçekten de Doge'nin bu düşüş trendi, performansı dünya çapında sahiplerine ve yatırımcılarına çok acı verdi ve hala da yatırımcılarını üzüyor arkadaşlar.
Peki şimdi bu seviyelerde neyi hedefliyoruz? Ancak geçtiğimiz günlerde Doge'nin yukarı yönlü bir ivme kazandığını gördük arkadaşlar. Diğer bir deyişle de Doge düşüş piyasasını geride bırakıp şuradaki Fibonacci seviyesine bakıyoruz arkadaşlar. Bakınız, burada bir Fibonacci seviyemiz var. Ne var burada? 0.78'in üzerine çıkmayı başardı bakınız. Nerede? 0.78. Evet, şurası. Üzerine çıkmayı başardı. Peki. Doge son 11 gün içinde %45.93'lük bir büyüme oranıyla 0.20 dolarlarda işlem görmeye başladı. An itibariyle de 0.20 dolar 74 20 yine de 20 dolar diyelim arkadaşlar. 21 dolara doğru gidiyor. Evet. Bu yükseliş eğilimi devam ederse Doge fiyatı arkadaşlar şurada 0.68'de 0 bakınız. 0.236 Fibonacci düzeltmesini görüyoruz değil mi? Bakınız. Burada bu seviyeler Mars'a çıkacak seviyelerini işaret ediyor arkadaşlar. Mars derken yani yükseliş olacağı anlamında konuşuyorum. Biraz da mübalağalı konuşuyoruz. Neresidir bu seviyeler arkadaşlar? 0.40'lar, 0.50'ler dediğimiz gibi zaten çoğu videomda bahsettim. 0.51 benim hedefim, ilk hedefle demiştim. Peki yükselişle birlikte Dogecoin ne yapacak arkadaşlar? Nereye gider? Bu seviyelerde Doge tabii ki 0.30 ila 0.40 dolar arasında ilk hedefidir. Ancak Doge'nin yatırımcıları platformuna çekmeye devam ederse, bakınız Doge bu kendi yatırımcılarını ya da yatırım yapmak isteyenleri kendi platformuna çekerse ve devam ederse çekmeye, bunların anlattıklarımın hepsi gerçekleşir arkadaşlar. Bunlar mümkün olur. Öte yandan da hareketli ortalama yakınsaması, sapmasına bakalım. MACD'ye bakalım arkadaşlar. Altta MACD var bakınız. MACD'nin durumu nasıl? Çizgiler bakınız. Şurada iki tane çizgimiz var. Mavi ve sarı olmak üzere. Hacmin üzerine doğru devam ediyor arkadaşlar. Yani bu da MACD sinyal göstergesini eğer doğru işaret etmeyi başlarsa arkadaşlar, bu Doge'de farklı hikayeler gündeme gelebilir. Yani bunu açıklamak istedim. Daha önce de bildiğimiz üzere 8. en büyük market cap'te sıralamada yer alıyor arkadaşlar. Yani 8. en büyük kripto para birimi Doge 8. sırada yer alıyor. Tabii ki ufak kayıplarla 0.20 dolar seviyesinden işlem görüyor şu anda. Popüler altcoin şu anda 26 milyar dolar bir 26 milyar doların üzerinde bir piyasa değerine sahip arkadaşlar. Her ne kadar 8. sırada olsa da güzel bir piyasa değeri var. Peki son 24 saatte ne yaptı? Piyasa değeri son 24 saatte 1.6 milyar dolar işlem hacmini yönetiyor arkadaşlar. Bu da iyiye işaret ediyor. Yani Doge'nin yukarı yönlü hareketi olabileceğine işaret ediyor. Gelelim grafiklerdeki yorumlarımıza şimdi. Fibonacci'yi anlattık. Fibonacci seviyemizi anlattık. Yukarıya doğru Bollinger bantımızı da kesip yukarı doğru gitmeye başladı durum. Bakınız. Şurada yeşil mum, altta Bollinger bantımızın orta çizgisi. Peki MACD'yi de kaldıralım arkadaşlar. Buradan bir alsat pozisyonuna girmiş mi şu an itibariyle, yoksa ne durumda onu da görelim arkadaşlar. Bakınız, alım durumu var. Alışlara geçmiş durumda. Hacmi zaten açmama gerek yok. Hacmi yüksek. Bunu da biliyoruz. Öyleyse bir de stokastik RSI'mize bakalım arkadaşlar. Stokastik RSI indikatörümüz. Evet. O da yatay şeklinde devam ediyor. Bollinger bantımız bakınız oldukça sıkışıyor. Yatay seyrediyor ve dar bant aralığında yatar seyrediyor. Eğer bu genişlemeye başlarsa, dar bant neydi arkadaşlar? Dar banttan sonra genişleme, fiyatın aşağı ya da yukarı patlama anına gelmesi demektir. O zaman ne yapıyordu? Şu şekilde yukarıya doğru ya da aşağı doğru hangi yöne patlarsa, bakınız burada yukarıya doğru patlamış durumda. Ne yapmış? Yukarı yönlü çemberi genişletmiş arkadaşlar. Burada da bu mümkün. Bakınız yavaş yavaş genişliyor. Yavaş yavaş
genişliyor. Bakınız şurası şöyle yavaş yavaş genişliyor. Bura genişlediği sürece bu şekilde hareket çizebilir. Doge diyorum. Ha, bu bugün yarın olmaz arkadaşlar. Bir anda olmaz. Doge orta ve uzun vade yatırımı için düşünülür. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değildir. Al satlarda Doge'yi zarar edenler var arkadaşlar. Yok değil. Şimdi şuradan bir örnek daha açalım bakınız. Doge ile ilgili. Ne diyoruz Doge? Doge'nin haftalık grafiğini açalım arkadaşlar. Bakınız haftalık grafiğini açalım. Ne görüyoruz burada arkadaşlar? Haftalık grafiğinde şu kırmızı mumların hepsi birer haftayı işaret ediyor mu? Ediyor. Burada mutabıkız. Gelelim geriye. Dedik ki uzun süre yatay seyreden bir Bollinger bandı çizgimiz dar alanda yatay seyrediyorsa yön aşağı ya da yukarı bir patlama yapabilir. Bakınız haftalarca yukarıya patlama yapmış. Bir hafta, iki hafta, üç hafta, dört hafta, beş hafta yaklaşık yukarı yönlü açmış arayı. Bu rally tekrar neden olmasın olabilir diyoruz. Çünkü Doge bu zorlu düşüşlerde diğer altcoin'lere göre biraz daha kendini frenlemeyi başarıyor bazen. Şu anda haftalıkta yeşillerin yanması devam ediyor arkadaşlar. Bakınız kırmızı yanış bitmiş haftalıkta her ne kadar az da olsa yeşiller yukarı yönlü devam ediyor. Eğer şu Bollinger bantımızın yukarısına çıkmayı haftalıkta da başarırsa işte o zaman dediğimiz 51 dolar hedefi ve yukarısı görülüyor, ışık görünüyor anlamındadır. Zaten bunu Fibonacci düzeltmesinden gördük. Eğer yukarı yönlü devam ettiği sürece, anormal bir olumsuz haber gelmediği sürece Dogecoin'de yön yukarıya doğru olacaktır. Bunu da vurgulamış olalım arkadaşlar. Peki, geldik geriye. Dedik ki, arkadaşlar şimdi herkes Doge'den zarar ettim diyor değil mi? Ben inanıyorum ki Doge'den hala kârda olan arkadaşlarımız var. Şimdi hocam nasıl da konuşuyorsunuz ya, devamlı düşen bir Doge'den hala kârda olan arkadaşlarımız olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Orta ve uzun vade yatırım yapanlar hala kârdadır. Ne zaman yatırım yapanlar? 25 Ocak 2021 tarihinde Doge alan arkadaşımız 0.020 dolarlardan Doge aldı mı? 0.020 dolarlardan. Bugün kaç lira? 0.20 dolar. Şu düşüşe rağmen. Kârda değil mi arkadaşlar? Bak bir sıfır gitmiş. Kârda değil mi? Kârda. Ha, hocam biz niye zarardayız? Arkadaşlar, tepeden yakalandık. Değil mi? Tepeden yakalananlar 0.74 dolar, 75 dolara kadar iğne atan bir Dogecoin'i 0.70'lerden, 60'lardan, 50'lerden girip de yakalananlar zararda şu anda. Evet, onlar zararda. Onlar da panik yapmayıp beklerlerse bir gün onların zararı da çıkıp kara geçebilirler. Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak algılamayın bunu. Sadece bunlar benim düşüncem. Daha da inebilir. Bir haber gelir. Biraz daha inebilir. Ama bu kısa vadede inişlerdir. Bunlar bizi tedirgin etmesin arkadaşlar. Ya 3 ay geçti hocam hala zarar ediyoruz. Arkadaşlar Doge bakınız. Doge 0.16 dolarlara kadar düştü. Şu an 0.20 dolarların üzerine tekrar tırmanıyor. 23 direncini kırarsa dediğim gibi 30, 40, 0.51 dolarlar yolculuğu başlayacaktır. Doge'de zaten başlığı da sizlerin biraz ilgisini çeksin diye başlığı öyle bir başlık atmak istedim bugün. Doge uzaya, Mars'a buna benzer çıkacak seviyelerinde olabilir. Bu seviyeleri test edebilir şeklinde bir başlık, buna benzer bir başlık kullanmak istedim bugün. Biraz bakalım Dogeciler ne yapıyor dedim. Bir baksınlar videoya. Bir incelesinler. Arkadaşlar Doge'de haberler devamlı olumsuz çıkmıyor. Ha hocam olumsuz, olumlu haberler de geliyor. Musk da tweet attı kaç kez. Doge'yi oynatamadı. Evet arkadaşlar. Bunun sırası inanın siz uyurken gelecek. Sabah kalktığınızda peşinden bakıyor olacağız. Tabii ki elinde bulunduranlar için bir sorun yok. Ay şimdi
Bazı arkadaşlar der ki, ya hocam senin elinde doge çok mu da? Hep doge, dogeden bahsediyor. Hayır arkadaşlar, ben genellemeye düşünerek, genellemeyi düşünerek, çoğu arkadaşlarımızın tersi olduğunu düşünerek, onların bu dogeye ilgisini de düşünerek böyle bir video hazırlamak istedim. Tabii ki bizim de yatırımımız sadece dogede değil, bizim sepetimiz var arkadaşlar. Yani biz günlük yatırımcı değiliz. Çıkmış, inmiş bizim umurumuzda değil. Vardır bizim de kendimize göre 10-15 tane değişik altcoin sepetimiz. Evet, doğrudur. Ama dediğim gibi biz buna servet bağlamıyoruz ki. Bize ihtiyacımız olmayan bir kenarda parayla almışızdır, duruyordur. Evet, bunu da size de kaç kez söyledim arkadaşlar. İhtiyacınız illa doge için değil, ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yaparsanız rahat edersiniz. Psikolojiniz bozulmaz. Düşüş çıkışlar sizi etkilemez. Bunu anlatmak istiyorum. Bir de yükselen coinlerin arkasından gitmeyin arkadaşlar. Düzeltme yapmasını bekleyin. Acele etmeyin. Bugün tepeden sattın, 2 dakika sonra bir daha girmeyin arkadaşlar. Bekleyin. 2 gün bekleyin. Gerekirse hafta bekleyin. Haftalık kapanışını bekleyin. Nakite çıktığınızda tekrar girmek için bir kere haftalık kapanışını bekleyin. Ha hocam bu arada uçar giderse arkadaşlar, bu alemde fırsatlar bitmez. Biz her zaman fırsat buluruz kendimize. A coin'de bulamasak B coin'de buluruz. Yeter ki nakitimiz olsun bizim. Kenarda paramız olsun. Biz her zaman bir fırsat buluruz. Her ne kadar doge videosu olsa bu da genelleme konuşuyoruz arkadaşlar. Genellemeyi konuşuyoruz. Evet. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Doge için öngörüşlerim bundan arkadaşlar. Doge'den iyi bir yükseliş bu rally içinde bekliyoruz. Bakalım bizi nerelere götürecek, nasıl bir sonuca ulaştıracak. Dogecoin ile ilgili anlatacaklarım bu videoda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atarak da destek olabilirsiniz. Bunun için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.